Selam, çok uzun zaman oldu. Bir kurabiye videosuyla gelelim dedim. Biliyorsunuz daha önce kefirli nane topları yapmıştık. Nane ve maydanoz topları. Ama artık havalar soğumaya başladığı için donuk şeyler kullanamıyor olacağız. O yüzden bunun kurabiye versiyonunu kullanıyorum ben kışın. Malzemeler zaten burada var. Ben gene videoya yazacağım. Bir bardak tam buğday kepekli unumuz var. Bir bardak yulaf var. Ben bazen bunu çekiyorum canım isterse. Bazen de çekmiyorum. Böyle bu tamamen göz kararı. İşte dolu dolu bir demet. İnce ince bıçakla kıydığım nanemiz var. Bir çay bardağının 1/4 kadar Hindistan cevizi yağımız var. Ve bir bardak yoğurdumuz var. Buradan lavabonun içine atalım. Tabii ki ne yapıyoruz? Bunların hepsini iyice kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Normalde nane kokusunu köpekler kolay kolay sevmezler, yemek istemezler yani. Ama aslında bu piştiği zaman hem nane hem Hindistan cevizi yağıyla birleştiği için böyle çok baskın bir nane kokusu olmuyor. O yüzden bunu severek yiyorlar. Ve nane aynı maydanoz gibi mideden gelen ağız kokusunu da önlüyor. Aynı zamanda ağız içerisini dezenfekte ediyor. Böyle bu kadar basit. Doğurduktan sonra bunu tezgahın üstüne alıyoruz. İsterseniz elinizle top top da şekil verebilirsiniz. İsterseniz kurabiye kalıbı kullanabilirsiniz. Benim böyle standart, hepinizin artık çok iyi tanıdığı bir tane mikili, bir tane de kemikli kurabiye kalıbım var. Hepsini şuraya alalım. Bununla böyle şekil vere vere içerisine yerleştiriyoruz. Biraz da mikil yapalım. Şuradan bir tane daha kemik çıkar galiba. Kurabiyelerinizi yaptığınızda hava almayan bir kavanozun içerisine alıp buzdolabında saklarsanız daha uzun süre taze saklarsınız. Ama kavanozun kapağını kapamadan önce mutlaka tamamen soğumasını bekleyin. Çünkü eğer buhar yaparsa küflenir ve kullanamazsınız. Ve toparlıyoruz, tekrar yaydırıyoruz. Eğer gerçekten ağız kokusuyla ilgili çok ciddi bir şikayetiniz varsa bunu böyle ayda bir haftanın ödül maması olarak belirleyebilirsiniz. Eğer düzenli olarak mesela ayda bir hafta işte ikinci haftası ben naneli ya da maydanozlu olan ödül mamasını yapacağım derseniz düzenli kullandığınız durumlarda gerçekten çok faydasını görüyorsunuz. Aynı şekilde eğer bunun içeriğini nane yapmayayım, maydanoz koyayım derseniz gene göz kararı böyle bir avucun dolu dolu demetini alıp gene kıyıp bir bıçakla maydanozla kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz ikisini birden de kullanabilirsiniz. Benim öyle yaptığım da oluyor ama
Bugün evde maydanoz yoktu. Sadece nane vardı. O yüzden naneyle yaptım. Aynı zamanda içerisine yulaf da kullandığınız için, yulaf biliyorsunuz bağırsak sistemini inanılmaz düzenleyici bir besin. Bu kurabiye ile beraber bağırsak hareketlerini de düzenliyorsunuz. Nanenin bu kış aylarında bağışıklık sistemine gerçekten çok ciddi bir etkisi var. Bütün hepsini kalıba döküp yerleştirdikten sonra önceden ısıttığınız böyle 200-220 derecedeki fırında kıtır olana kadar pişiriyorsunuz. Bu ne kadar sürüyor? Yaklaşık olarak yarım saat gibi bir süre olabilir sanırım pişme süresi. Ay, kulağı koptu. Onu ayıralım kenara. Şuradan alalım bir tane. Zaten böyle üstünün falan kızardığını hissediyorsunuz. Kıtırlaştığını düşündüğünüz noktada çıkarabilirsiniz fırından. Dediğim gibi yarım saat 45 dakika gibi bir süre alıyor kıtırlaşması. Sonra kavanozun içerisine alıyoruz. Tamamen soğumasını bekliyoruz. Bu çok önemli. Buhar yapıp küflenmemesi için. Tamamen soğuduktan sonra da kavanozun kapağını kapatıp dolapta saklayabilirsiniz. Doz olarak da eminim çok fazla yorum gelecek, onu şimdiden söyleyeyim. Cipsi yaklaşık 30 kilo ve ben bundan günde 2 tane ya da 3 tane veriyorum. Siz de ona göre oranlayarak verebilirsiniz. Yavru köpeklere de verebilirsiniz bu arada. Yani 3-4 aydan sonra yavru köpeklerin de bunu yemesinde herhangi bir sakınca yok. Şimdiden afiyet olsun. Piştikten sonraki fotoğraflarını da en sonuna ekliyor olacağım videonun ben zaten.